Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çocuklar için bonibon şekerli rakamlı doğum günü pastası hazırladım. Umarım siz de beğenirsiniz ve çocuklarınıza bu pastayı hazırlarsınız. Nasıl hazırlanır gelin hep birlikte öğrenelim. 3 adet yumurta kullanacağız. İlk olarak panispanyasını hazırlıyoruz. 3 adet yumurta ve 3 fincan toz şekeri kabımın içine döküyorum. Blender ile şöyle köpürene kadar yumurtaları çırpıyorum. 2 yemek kaşığı su ilave ediyorum. Çırpmaya devam ediyorum. 3 fincan un ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu. Bir pakette vanilya kullanıyoruz. Çırpıcım ile şimdi ununu çırpıyoruz arkadaşlar. Evet, bugün çocuklar için pasta hazırlıyoruz arkadaşlar. Bonibon şekerli rakamlı pasta. Doğum günleri için hazırlıyorum arkadaşlar. Evet bir kelepçeli pasta kalıbının içine yağlı kağıt serdim ve hazırlamış olduğum pandispanya kekinin hamurunu döküyorum. 180 derece fırına pişmek üzere götürüyorum. Sıra geldi içine süreceğimiz kremaya hazırlamaya 2 paket krema kullanacağız. Ve paketlerin üzerinde yazan süt ölçüsüne göre süt ilave ediyoruz. 2 pakete 3 su bardağı süt döküyorum. Her bir paket için buçuk su bardağı süt kullanıyoruz. Köpürene kadar kremayı çırpıyoruz ve kremamız hazır. Bu krema pişmeyen kremadır arkadaşlar. Evet kremamızı çırptık. Şimdi sıra geldi krem şantisini hazırlamaya. Krem şanti içinde 2 paket krem şanti kullanacağız. Tost krem şanti ve 2 su bardağı süt döküyoruz. Ölçüler arkadaşlar paketlerde yazan ölçülere göre kullanılıyor. Evet çırpıcımız ile krem şantiyi de çırpıyoruz. Bugün çocuklar için bir tarif hazırlayayım dedim hazır arkadaşlar. Hazırlaması kolay olsun, pratik olsun, çok fazla malzemeli olmasın. Herkes hazırlayabilsin diye bonibon şekerli rakamlı bir doğum günü pastası hazırlıyorum. Her, çocuğu, her aile kendi çocuğunun yaşına göre üzerine rakamı yazabilir. Hatta isminin baş harfini de yapabilir. Evet. Pan İspanya'mız fırından çıktı. Soğumasını bekledik biraz. Ve üç parçaya yapan İspanya'yı bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Şöyle 3 parçaya ayırıyoruz. Bir tanesini tavamın içine koydum. Üzerine hazırlamış olduğum kremadan şöyle rastgele sıkıyorum. Her yerini kaplayacağım. Güzelce düzeltiyoruz. Üzerine muz dilimleri diziyorum arkadaşlar. Şu şekilde etrafına gelecek şekilde Muz dilimleri koyuyorum. İkinci katını koyduk. Yine aynı şekilde kremadan üzerine güzelce sıkıyorum. Tekrar muz dilimleri ile süslüyorum. İsterseniz çilekle de bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Son katını koyduk. Son katının üzerine hazırlamış olduğum krem şantiden şöyle her yerine gelecek şekilde sıkıyorum. Hazırlaması son derece kolay ve basit. Çok az malzeme ile bir pasta hazırlıyoruz. 2 rakamını kestim. Üzerine 2 rakamını koydum. Çocuğunuzun yaşına göre rakam kesin Hazırlayın arkadaşlar. Çikolata sü süsleriyle rendeleriyle rendesiyle üzerini sepeledim arkadaşlar. Birazcık da bonibon şekeri bakın bırakıyorum. Rakamın etrafını sıkı sıkı diziyorum ki rakam belli olsun arkadaşlar. Bakın pastamız hazır. Muhteşem görünüyor. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de çoluğunuza çocuğunuza böyle bir pasta hazırlarsınız. Üzerine koyduğumuz bakın harfi de şöyle alıyoruz. Evet. İki rakamı da üzerinden aldık. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.